Şüphesiz ölüm bütün mahlukata yazılmış bir haktır. Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları için yazmış olduğu ortak bir kaderdir. Kalıcı olansa yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. Her nefis ölümü tadacaktır. Anne babaya iyilikle muamele etmek, Rabbimizin bizi sorumlu tuttuğu en önemli vazifelerden biridir. Ana babaya iyilik vazifesi onların ölümüyle birlikte sona ermez. Bu vazife ana baba hayattayken başlayıp onların ölümünden sonraya kadar uzanan bir vazifedir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ademoğlu öldüğü zaman üç şey dışında amel defteriyle alakası kesilir. Sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan bir ilim, kendisine dua eden salih bir evlat buyurduğu nakledilmiştir. Ana babaya iyilikle muamele etmek en önemli ibadetlerden biridir. Kişiyi Allah'a yakınlaştıran ve hem dünyadaki hem ahiretteki işlerini kolaylaştıran büyük bir vesiledir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Rabbin kendisinden başka kimseye ibadet edilmemesini ve ana babaya iyilikle muamele etmenizi emretti buyurmuştur. Ana baba hayattayken onlara iyilikle davranmak, onlara karşı cömert olmak, merhametli olmak ne kadar önemliyse, öldükten sonra arkalarından dua etmek, onların adına hayır işlerinde bulunmak o kadar önemli ve hayattayken yapılan iyilikleri tamamlayıcı durumdadır. Ana babanın hem hayattayken hem de öldükten sonra evlatlarının kendilerine iyilikle muamele etmesine ihtiyaç duyarlar. Kişi öldüğü zaman artık hayırlı bir amel işleyemeyeceği için ameli kesilmiş olur. Bu durumda hala amel işleyebilen dünya ehlinden insanların yapacakları hayırlara muhtaç durumdadırlar. Bu hayırda ancak hadis-i şerifte bildirildiği gibi sadaka-i cariye, faydalanılan bir ilim veya kendilerine dua eden hayırlı bir evlat tarafından gelebilir. Bir hadis-i şerifte sizlere kabir ziyaretini yasaklamıştım, şimdi ise serbest bırakıyorum. Mezarları ziyaret edin, bu kişiye ahireti hatırlatır buyurmuştur. Mezarlık ziyaretinin adabı mezarlığa girerken kabir ehline selam vermektir. Esselamu aleyküm diyerek kabir ahalisine selam verilir. Anne babanın mezarı ziyaret ediliyorsa Esselamu aleyküm anacığım, babacığım diyerek selam verilir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret etmişti. Hem kendisi ağladı hem de etrafındakileri ağlattı. Bize şöyle dedi, Rabbimden annem için istiğfar etme izni istedim. Bana bunun için izin verilmedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Bunun için izin verildi. Kabirleri ziyaret ediniz. Bu size ölümü hatırlatır. Ölüler insanların onları ziyaret ettiklerini hissederler. Ölüler kendilerini ziyaret edenlerden dolayı sevinirler. Bu ziyarette kendilerine edilecek dualardan istifade edebilmeyi umarlar. Kendilerine selam verildiği zaman bu selamı alırlar. Kişi anne babasının kabrini ziyaret ettiğinde ve ayak ucunda durduğunda onların hayattayken sahip oldukları malı mülkü ve sahip oldukları imanla güzel ahlakı hatırlar. Bunlardan hangisinin şimdi onlara fayda edebileceğini düşünür. Onlar için dua eder. Rablerinden bağışlanmalarını dilerler. Böyle bir anda edilen dua daha büyük bir samimiyetle yapılır ve hem kalbe daha çok tesir eder hem de kişi daha çok etkilenir. Kişinin anne babasının kabrini ziyaret etmesinde, onlara selam verip onlar için dua ve istiğfar etmesinde bir sakınca yoktur. Hatta ana babaya iyilik vazifesinin devamıdır ve yapılması gereklidir. Ana babaya öldükten sonra yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri de budur. Hadis-i şerifte ana babaya dua etmek ve onlar için istiğfar etmek de iyiliktendir buyurulmuştur. Sahabelerden biri, anam babam öldü ya Resulullah, onlar için öldükten sonra dahi yapabileceğin bir iyilik var mıdır diye sorulduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet istiğfar iyiliktir, onlara selam vermen, onların hayatta olan akrabalarıyla bağını koparmaman iyiliktir buyurmuştur. Şayet kişinin anne babasının mezarı yaşadığı yere uzaktaysa ve mezarlarını ziyaret edemiyorsa, onlara uzaktan da olsa dua etmek ve onlar için istiğfar etmek gereklidir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kim ki hayattayken tanıdığı bir kişinin kabrini ziyaret eder ve ona selam verirse, Allah Azze ve Celle o kişiye ruhunu iade eder ve o kişi selamını alır. Sonra ruhunu geri alır. Ancak değerli izleyicilerimiz, bu hadisin sıhhati konusunda şüpheler vardır. Zayıf bir hadistir.